Evet, merhaba arkadaşlar. Soru tarihi, soru kitapçığını ve sınav tarihini, soru numarasını sol üst köşede görebilirsiniz arkadaşlar. Bunları videoya başlarken tek tek açıklamayacağım artık. Bu köşede hangi sınav olduğu, sınav tarihi, kitapçık türü, soru numarası yazıyor arkadaşlar. Bütün videolarımda yazıyor. Evet, bir stok devir hızı sorusu. Hızlıca çözelim arkadaşlar. Kolay bir soru. İşletmenin yıllık satışları 4 milyon TL ve brüt kar marjı %40'tır. İşletmenin 3'er aylık dönem sonlarındaki stok değerleri ise aşağıdaki gibidir. Dönemler 1, 2, 3, 4. Stoklar 1. dönem 700 bin, 2. dönem 800 bin, 3. dönem 1 milyon 200 bin, 4. dönem 500 bin. Buna göre işletmenin stok devir hızı aşağıdakilerden hangisidir? A2, B3, C3,69, D6,15, E10. Evet arkadaşlar. Stok devir hızı formülümüzü yazalım. Bunlar aynı zamanda ders notu mahiyetindedir. Lütfen siz de yazın arkadaşlar. Bir yere not edin. Stok devir hızı nasıl hesaplanır? Satılan mal maliyeti ortalama stoklara bölünür arkadaşlar. Bunu lütfen not alın. Bu formülü bilmezsek soruyu çözemeyiz arkadaşlar. Peki ortalama stoklar nedir? Ortalama stoklar dönem başı, şöyle yapalım. Dönem başı stok artı dönem sonu stok bölü 2 arkadaşlar. Bu toplamlar diyelim. Aritmetik ortalama olarak alınır. Yani arkadaşlar 2 dönem varsa 2'ye bölünür. 4 dönem varsa 4'e bölünür. Burada bize 4 dönem verdiği için bunun otomatik ortalamasını alacağız. Hemen onu yapalım mı arkadaşlar? Ortalama stok ...700 bin artı 800 bin artı 1 milyon 200 bin artı 500 bin. Kaç dönem var? 4 dönem arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu sizi göstermek için bu kadar uzun yazdım. Hemen şurada Excel'de bir ortalama aldıralım. Evet, ortalama 800 binmiş arkadaşlar. Yani siz hesap makinesiyle de yapabilirsiniz elinizde. Bunları toplayıp 4'e bölüyoruz. Ortalama 800 bin. Peki, soru bize yıllık satışları vermiş. Satılan mal maliyeti ve brüt kar. Biz dikey yüzde analizinden yıllık satışların %100, yani 100 baz alındığını biliyoruz. Daha doğrusu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yıllık satışlar 4 milyon olduğuna göre ve bunu %100 kabul ettiğimize göre brüt kar marjından brüt karı bulabiliriz. Çünkü soru bize brüt kar marjını vermiş. Brüt kar marjı %40. 4 milyonun %40'ını alıyorum. Dediğim gibi siz hesap makinesiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir hata oldu. Bunu sayı görmedi. %40'ı
1 milyon 600 bin arkadaşlar. Satılan mal maliyeti de 2 milyon 400 bin. Arkadaşlar bu basit dikey yüzde analizi. Bunu finansal analiz derslerinden hatırlamanız lazım. Benim önceki videolarımda bakarsanız bunu görebilirsiniz. Satılan mal maliyetini de bulduk. Ortalama stokları da bulduk. Elimizde her şey hazır. Bu arada şurası da %60 arkadaşlar. Evet, yukarıdaki ders notumuzda yazdık. Stok devir hızı formülünü biliyoruz. Satılan mal maliyeti bölü ortalama stoklar. Yani 2 milyon 400 bin bölü 800 bin. Evet, stok devir hızı 24 bölü 8, 3 arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi hesap makinesiyle de yapmanızı tavsiye ederim. Excel kullanmayanlar için ya da kağıtta çalışanlar için. Stok devir hızı 3 arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B şık arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. İyi akşamlar arkadaşlar.